Fenerbahçe Beko temsilcimiz kendi evinde Panathinaikos'a mağlup oldu. Gökhan abi, seninle başlayayım ilk olarak. 81-76, tabii Panathinaikos'u da konuşacağız. Ergin Ataman Panathinaikos'un başında, yine Cedi, Ömer, Faruk dün süre alan oyunculardı. Aslında Fenerbahçe Beko belli bir noktaya kadar da getirdi. Maçın sonunda işte Yasikevicius'un molası sonrası, Baldwin'in kaybettiği şanssız bir pozisyon var orada. Sonrasında Panathinaikos daha az hata yaptı maçın sonunda ve galibiyete ulaştılar. Tabii ki Fenerbahçe'de özellikle sosyal medya taraftarları da dinlediğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla yine bir kısa oyuncu transfer, problemi, transferi, uzun transfer. Oyuncu transferi, uzun rotasyonu, geçen sezonla kıyaslanan hem kısa hem uzun rotasyonu, hepsini konuşacağız ama bir genel değerlendirmeyle girişte başlayalım. Nasıl buldun Fenerbahçe Beko'yu Panathinaikos önünde? Ya dünkü maçta aslında sorunlu başladı tabii Fenerbahçe Beko. Uzunda Sertaç'ın sakatlığı, Boban Marjanovic zaten bu seviyelerde katkı vereceği. Guduric sakatlıktan döndü. Döndü. Kemberç de aslında Lesort'la bence iyi bir eşleşmeydi. Fener'de oynamıyordu ama o 4 tane forun 3'ünü çok saçma sapan yerlerde aldı. Biri hücum forunu, 2 tane gereksiz topa baskı yaparken o da oyundan düştü. Yani aslında oyunun genelinde Fenerbahçe kötü oynadı ama hep skorun içindeydi. Bu beni maç içinde umutlandırdı açıkçası. Yani bir hamleyle beraber bir hamle yapıp öne geçebilirlerdi ki bence harika bir yerde öne geçtiler. 16-3'lük bir seri, iyi savunma, Biberovic'in ekstra performansı. Yanılmıyorsam Hol'un üçlüğüyle. Evet, dipten, dipten attığı bir üçlük de öne geçti. İvme yakalandı falan ama orada... Biberovic de en skorer ismi oldu takımın. Evet, Darip Biberovic. O yaptığı hata çok kötü, evet, onu saymazsak ama oluyor bazen. Orada Ergin Ataman 4, zaten genelde şimdi Mitoğlu hasta olduğu için Cedi 4 numarada kullandı ama son bölümde tamamen 4 kart da oynadı. Ceren Grantman, Sulukas ve Lorenzo Buran. Bence burada Yasikevicius aynı hamleyle karşılık verdi. Burada bir, tabii yani şimdi kaybettikten sonra konuşması kolay, evet, belki ama orada biraz daha uzun kalıp, yani Naci Reis gününde değildi. Son 15 dakika hiç kullanmadı Naci, evet, Reis'i. Hiç, yani o bölümde biraz Naci Reis'i kullanıp belki sırtı dönük pozisyonlardan avantaj yakalayabilirdi. Çünkü saydığımız 4 oyun kurucu da yani Euroleague'in ilk 10'unda koysan Grant'i belki net bir oyun kurucu guard diyemezsin belki ama o da... O da son çok... Final Four'un en etkili isimlerinden. Aynen, son Final Four'un. Sulukas harika oynadı. Yine onlar maçın sonunu çok iyi oynadı. Yani iki yenilgi de gelmişlerdi. Ona bir reaksiyon göstermeleri gerekiyordu. Ama geneline baktığımız zaman Panathinaikos oyunu hakimiydi. İşte bir bölüm 16-3'lük bir seriyle bir savunma değişikliği yaptı orada. Match-up zonlar biraz akılları karıştırmaya çalıştı Olympiakos'un. Ay, Panathinaikos'un pardon. O işe yaradı ama dediğim gibi ondan sonra gelen top kayıpları, Biberovic'in pota altında şu kritik bir anda çok kötü bir pas verdi Boldrin'e. Olmadı. Tabii o Sulukas da Fenerbahçe'ye karşı her zaman çok iyi oynuyor. Olympiakos'tayken de... Yine çok kritik tepeden bir üçlü var yine. Dün de oyunu sıkıştığı noktada tam. Yani genel olarak baktığım zaman uzunlarda işte Lesort ve Ömer Faruk Panathinaikos'un en verimli puana baktığımız zaman en efektif isimleri. Kısalar da sonuna devreye girince Panathinaikos kazandı. Fenerbahçe kötü oynamasına rağmen seyirci desteğiyle şununla bununla kazanabilirdi ama olmadı. Ama genel, maçın genel hakkı Panathinaikos'un diyebiliriz. Şimdi biraz karışık gidiyoruz abi, öyle de sen söyleyince bakayım dedim hemen. Lesort 22 verimlilik puanı, Ömer Faruk da 19 verimlilik puanı. Sinan abi buradan devam edelim istiyorsan. Gökhan abi bahsetti. Panathinaikos, ben de tam maç oynarken yayından çıktım. Yukarıda biraz takip ettim. 10 sayıda ilk çeyreği hep böyle 10 sayı, devreyi 10 sayı önde tamamladı. Sonrasında Fenerbahçe'nin güzel bir noktada hamlesi geldi. Bu arada az sonra grafiklerle de bireysel performansları ve takım performanslarını, istatistiklerini değerlendireceğiz. Senle de abi bir giriş yapalım. Sen nasıl buldun Fenerbahçe, Beko'yu ve Panathinaikos'u? Ya açıkçası bu sezon Fenerbahçe kısalarla tam bir savunma takımı. O topa baskı, rakibin gardlarını boğma gibi. Ama uzunlarla da tam tersi. Özellikle Kızıldız maçında da aynı senaryo oldu. Boban Marjanovic oyuna girdikten sonra Fenerbahçe o rakiplerine belli bir seviyede tuttuğunu aşağı düşüyor bu sefer. Aradaki fark açılıyor. Ondan sonra bütün maç aynı şeyi kovalamak peşinde kalıyorlar. Yani
Panathinaikos zaten Ergin abi yıllardır 3 kartlı, 3 tane oyun kurucuyla, 3 tane top yönlendiriciyle oynayan bir sisteme sahip. Boban Marjanović'in sahada olduğu dönemlerde Fenerbahçe savunma değişiklikleri yapsa da oraları iyi cezalandırdı. Zaten genel olarak fark da orada açıldı. Daha sonrasında belli bir seviyede Fenerbahçe o sertliğe cevap verdi. O ceza şutlarını sokmaya başladı, yakaladı. Ama az önce Gökhan abinin söylediği gibi Ergin abinin biz yıllardır 3 kısalı sistemine alışırız ama son 2 dakikada 3 dakikada yaptığı 4 kısalı sistem açıkçası bence Fenerbahçe Yasikevic bile beklemiyordu onu. O da zaten bir anda bir yanlış hatırlamıyorsam bir 7 sayılık bir şey yakaladı, durum yakaladı, maçı kazandı. Ya Fenerbahçe bu sezon bence kötü başlamadı ancak bir türlü o saha içindeki lideri bulamıyor. Belki Wilbekin'in sakatlığından kaynaklı olabiliyor. Uzun problemi evet var. Mutlaka onlar da bütün basketbol camiası, sosyal medya taraftarlar koşuyor. Onlar da mutlaka bu konuyu görüyorlar ve araştırıyorlar. İdare ekip mutlaka çalışıyordur. Evet, yani mutlaka bir şey yapacaklardır orada. Zaten hani bu şekilde devam ederse sezon sonunda hedeflenen noktaya çok ulaşılacak gibi durmuyor. Yani teknik olarak baktığımda ise Fenerbahçe bir dönem böyle matchup zone gibi bir alan daraltmaya yönelik savunma sistemi yaptı. Ki bu da Panathinaikos'a yapılabilecek bir şey. Panathinaikos'un kısaları çembere çok güzel atak ediyor, çok rahat atak ediyor. Orayı birazcık daraltıp bazı noktalardan riske etmek gerekiyordu. Buraları iyi yaptı ama tabii Panathinaikos'ta da Avrupa'nın en iyi maç sonunu, maçın kriz anlarını oynayan iki oyuncusu var. Sulukas, bir tanesi de Kendrick Nunn. Bunlar oraları çok kolay çözdü. Ki belki daha rahat bir galibiyet alabilirdi Panathinaikos ama tabii Fenerbahçe gibi bir kulübün de iç sahada buna izin vermeyeceğini herkese gösterdi. Bence maçın geneli bu şekilde devam etti. Şimdi Gökhan abi de bahsetti. Panathinaikos tarafıyla devam edelim. Sonrasında Fenerbahçe'yi kesintisiz biraz daha uzun konuşuruz. Sulukas ve Lesvert'ten Gökhan abi de bahsetti. Koç, Sinan Koç da bahsetti. İlk olarak Matias Lesvert geldi ekrana. Şu anda Fenerbahçe-Beko maçı performansı. Hemen bakalım. 24-25 dakika sahada kaldı. 14 sayı, 6'da 5, 2 sayı, 8'de 4 serbest atış ki çok iyi olmadığı bir noktaydı ki geliştirdi serbest atışlarını. %50 hiç fena değil. 5 rebound, 3 asist, 22 verimlilik puanı. Şu an için herhalde Gökhan abi geçen sezonu da düşündüğümüzde Avrupa'nın en iyi, en verimli uzunu diyebiliriz. Ya bu sene baktığımız zaman zaten Fenerbahçe'ye karşı bütün uzunlar çok verimli evet. Oynuyor. Kazıkız maçında Bolonboy zaten 5 dakikada bu verimlilik puanına evet. Ulaşmış neredeyse. Boban Marjanović karşısında. Lesort tabii yani Fransa milli takım koçu da NBA'de nasıl oynamıyor evet. Hayret ediyorum dedi ama biraz undersize kalıyor. Ki olimpiyat finali oynamıştı evet. O takımda. O takımda biraz NBA için biraz undersize ama yani kendini çok geliştirdi bence. Özellikle hücum yönünü, bitiriciliğini. Onun dışında zaten çok atlet, çok mücadeleci, ribançı, savunmacı. Her şeyi yapabilen bir oyuncu. Yanına da Ömer Faruk gelince o da çok tabii ya iyi bir backup oldu Ömer Faruk veya birlikte süreleri paylaşır hale geldiler. Yani şimdi öyle bir hamle yaptı ki Panathinaikos yani, ritimde o halkada olmayan Luka Vildoza'nın yerine Lorenzo Brown'u aldılar. Geçen senenin en iyi oyun kurucusu. Yine hiç katkı alamadıkları Balcerovski'nin yerine de Ömer Faruk'u transfer ettiler. Cedi Osman planlarda yoktu. Bir anda boşta kalınca bir piyangodan fırsat transferiydi. Onu değerlendirdiler. 3 numara rotasyonu ki Grigonis'e Papa Petru şampiyonlukta çok etkili olmuştu ama genel olarak baktığımız zaman istikrarlı katkı verebilecek oyuncular değildi bence Papa Petru ve Grigonis. Cedi de oraya çok tamamlayıcı bir hamle oldu. Bence yani şampiyon kadronun neredeyse 2 katı daha fazla güçlendi diyebilirim Panathinaikos için genel olarak. Sulukas'a bakalım hemen. Tamam. Buradan da Sulukas'ın da grafiği var. Kostas Sulukas 2 sezon önce Olympiakos forması giyerken de Fenerbahçe Beko'nun canını yakmıştı. Playoff serisinde 19-51-20 diyelim ona da 20 dakika 13 sayı ki çoğunu da son bölümde attı. 2'de 2 2 sayı, 4'te 3 3 sayı, 3 rebound, 3 asist, 20 verimlilik puanı.
Koç neler söylemek istersin? Sulukas'ın ya. Performansı yakından da tanıdığım bildiğim bir isim. Kostas Sulukas yani şu anda Avrupa'daki herhangi bir koçun isteyemeyeceği bir oyuncu değil. Yani çünkü son iki sezondu. Yani Euroleague'in Final Four'un son MVP'si. Evet, son iki sezondur, hatta Olympiakos sezonu da işin içine katarsak bu sezonla beraber gerçekten takımının, o anki takımının maçın sonunda neye ihtiyacı varsa kesinlikle onu yapıyor. Sayı atılması gerekiyorsa o sayıyı verin, topu ben atarım diyor. Savunma yapılması gerekiyorsa yeri geldiğinde Final Four'da bunu da gördük. Yani uzun süre sahada kalmasına rağmen o sert müdafaa yaptı. O anda sıcak oyuncuyu bulması gerekiyorsa onu da buldu. Yani tam anlamıyla şu an Avrupa'nın en iyi karar vericilerin başında geliyor. Bu da zaten Panathinaikos'un en önemli başarılarından biri. Yanlış hatırlamıyorsam da dünkü Fenerbahçe maçından sonra bir röportajında Ergin Ataman'la ilişkilerinin, diyaloğunun çok iyi olduğunu söylemişti. Bu da Ergin abi hepimizin tanıdığı için söylüyorum. Bu bir guardla bir koçun ilişkisinin iyi olmasının aslında takıma ne kadar yansıdığında göstergesi oluyor. Hatta hafta sonu lig maçında Ergin Ataman'a Yunanistan'da şey sordular. Bu sene de Final Four sözü veriyor musunuz diye. Sulukas'a bağlı demişti. Bu sene de veremiyorum dedi. Bakacağız Kostas nasıl oynar, karar verirse dedi. Birkaç hafta sonra Final Four sözü veririm demişti. Yani o da aslında bir kaptanı da onur etti. Biraz da motive etmeye çalıştı belki. Hemen İki yenilgi sonrası Kostas Sulukas da Ergin Ataman'a cevabı verdi.